Karıştırma kabının içerisine yaş mayamızı koyuyoruz öncelikle. Elimizle dağıtabiliriz. Mayalanmayı hızlandırmak için toz şeker ekleyeceğiz. Yaş mayanın üzerine. Aynı zamanda güzel bir lezzet de veriyor pizza hamuruna. Ilık suyu tercih ediyoruz. Bunun da sebebi hamurun çok daha kolay mayalanmasını sağladığı için. Karıştıracağız. Bakın hemen mayamız ezildi. Ortalama bir yarım saat kadar tezgahınızda bekletebilirsiniz. Maya hafif köpürmeye başlayacaktır. Arkasından da hamuru yoğurmak üzere karıştırmaya başlayabilirsiniz. Biz şimdi kenarda biraz bekletiyoruz ve bu sırada da unumuzu alarak karıştırma yapacağımız kabın yanına gidiyoruz. Pizza hamurunu yaparken yapacağımız hamurun miktarının 1/3 bir ununu önce koyuyoruz. Unumuzu ekledik şimdi ve bekletmiş olduğumuz mayamızdan da içerisine ilavemizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi tuzumuzu da ekleyelim. Ve yoğurma işlemine başlıyoruz. Biraz daha unu ekleyeceğim şimdi içerisine. Ve biraz daha su ekleyeceğim. Ilık su ekliyorum yine. Yine biraz daha un ekliyorum şimdi. Ve biraz da su ekleyeceğim. Unumuzu da ekliyoruz biraz daha içerisine. Kıvamını bu şekilde dengeliyoruz. Pizza hamurunu yaparken su ve un oranını içerisine koymuş olduğumuz maya miktarına göre dengelememiz gerekiyor. Bundan dolayı ilk önce mayayı açtık bir unla, arkasından da gerekli görmüş olduğumuz un ve suyu da ekleyerek oranımızı tamamlıyoruz. Hamurumuz istediğimiz orana geldi. Şimdi kenara alacağız ve biraz dinlendireceğiz hamuru. Evet, hamurumuzu tezgahımıza alalım. Ve biraz un serpeceğim şimdi tezgaha. Hamur hemen yapışmasın diye. Hamurumuzu da içerisinden alıyoruz. Ve tezgahımıza koyuyoruz. Şimdi hamurumuzu toparlayacağız. Ve pizza hamurumuzu toparladıktan sonra biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Biraz mayalanması lazım. Evet. Hamurumuzu bu şekilde toparladıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar bekleteceğiz ve mayası ortaya çıkacak. Arkasından da bezelere ayırarak hamurumuzu, pizzamızı yapmaya başlıyoruz. Hamurumuzu dinlendirdikten sonra bezelere böldük. Şimdi Sicilya usulü kapalı pizzamızı yapmaya başlayabiliriz. Bezemizin bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Alt tabanını büyük bezeye kullanarak yapacağız. Üst tabanına da daha küçük bir taban kullanacağız. Şimdi mısır unumuzu tezgahımıza koyuyoruz ve üzerine de pizza hamurumuzun koyuyoruz. Dilerseniz bu şekilde elinizle açabilirsiniz pizza hamurunu. Yavaş 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 büyütebilirsiniz bu şekilde. Mayalanmış olan pizza hamurunu elinizle açmanız mümkün. Ama evde bu işlemi gerçekleştireceğiniz için merdane de kullanabilirsiniz. Merdanenizle üzerine bastırarak yavaş yavaş genleştirerek kenarlarından ve çevirerek ara ara da pizza hamurunu bastırarak açabilirsiniz. Evet, hamurumuzu bu şekilde açtık. Bunu şöyle kenara alıyoruz bu hamurumuzu. Şimdi diğer hamurumuzu da açalım. Üzerine koyacağımız parçayı. Biraz daha mısırını alıyorum şimdi. Üzerine serpiyorum. Bu arada fırınımızı da en yüksek dereceye ayarlamamız lazım. Hemen onu da bir kontrol ediyoruz. Fırında pişirme işlemini yaparken taş kullanabilirsiniz. Taş zeminde çok daha kolay ve lezzetli bir şekilde pişecektir pizzanız. Eğer taş bir zemin yoksa evinizde, fırın tepsisinde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Fırınımız ısınmaya devam ediyor. 250 dereceye kadar çıkartabilirsiniz. Evet. Bu pizza hamurumuzu da açtık, küçük olanı. Bunu kenara alıyoruz şimdi. Diğer pizza hamurumuzu tekrar önümüze alıyoruz ve pizzamızı artık yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu açmıştık. Kaşıklarımızı da yanımıza alıyoruz. Doğranmış domatesimiz hazır. Şimdi yumurtamız var. Önce yumurtamızdan keserek koyacağız. Haşlanmış yumurtaları pizza hamurunun üzerine diziyoruz. Bunu dizdikten sonra sıra geldi ançüeze.
Ançozi de bu şekilde iç kısmına birkaç parça koyuyoruz. Bir iki tane fesleğen yaprağı. Sarımsak parça olarak koyacağız. Evet, birkaç parça sarımsağımızı da koyduk. Şimdi sıra geldi doğranmış domatese. Doğranmış domatesten de aralara bakın bu şekilde koyuyoruz. Şimdi sıra geldi peynire. Keçi peynirimizden de şimdi üzerine rende yapacağız. Peyniri de koyduktan sonra yine birkaç tane daha fesleğen koyacağım. Sıra geldi kapatmaya. Biraz önce yapmış olduğumuz hamurumuzu alıyoruz. Malzemelerin üzerini kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. Dış tarafta olan hamuru kapatmış olduğumuz pizza hamurun üzerine bu şekilde kapatarak, bastırarak kenarlarından birleşmelerini sağlıyoruz. Pizzamız pişmeye hazır. Şimdi bunu bu şekilde taktıktan sonra pizza tahtamızın üzerine alıyoruz ve fırına götürüyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz. 250 derecede 10-12 dakika pişireceğiz. Pizzamızı çıkardıktan sonra üzerinde biraz zeytinyağı gezdirip fırçayla onu süreceğiz ve servise sunacağız. Pizza tahtamızı hafif çekerek alıyoruz pizzamızı ve servis tezgahımıza geliyoruz. Şimdi pizzamızı bu şekilde pişirdikten sonra keseceğiz ve keserek servis edeceğiz. Bakın peynir de içerisinde yumuşadı. Şöyle göstereyim. Biraz da yeşilliklerden koyalım şimdi. Bu şekilde yeşilliklerle servisimizi gerçekleştiriyoruz ve biraz da zeytinyağı gezdiriyoruz üzerine. Birkaç damla.